Handball Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu'nun kadın yüzü, Avrupa'nın gururu, Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü. Handball Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Üniversitesi'ni konuk etti. Karşılaşmada birçok oyuncusu yoktu Kastamonu Belediyespor'un. Çünkü yorucu bir Avrupa maratonundan sonra hem dinlenceye çekilen oyuncular vardı, yıpranan oyuncular vardı hafif sakatlığı olan, hem de sakatlığı olan oyuncularda, ciddi anlamdaki sakatlığı olan oyuncularda Ankara'da tedaviye gittiler. Bu karşılaşmada oynamadılar ama buna rağmen iyi bir galibiyet aldı Kastamonu Belediyespor. Ligdeki gidişatı böyle. Serkan, bir de Türkiye Handball Federasyonu'nun eski başkanlarından Günal Ensari şu anda Mardin'de yaşıyor. Gerçekten çok değerli bir handball insanıdır. Olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında görev yapmış bir insan. Türkiye Handball Federasyonu'nun da eski başkanı. Avrupa Ligi sonrasında Kastamonu Belediyespor elendikten sonra açıklama, daha doğrusu köşe yazısı yazdı ve şöyle demiş: Kastamonu deyince artık handball kelimesinin hemen yanına bitiştirildiği ve hafızalara da böyle kazındığı bir gerçektir. Bu daha deyince kısa sürede gerçekleşen bir şey değil. Bu altyapıyla başlayan uzun yılların emeği, birikimiyle başarı oluşturuldu tarzıyla devam ediyor. Ve işte Kastamonu'nun yaptığı transferleri, handball'a sunduğu katkıyı, sponsorlarını, taraftar desteğini, her şeyi böyle bir yazıda toplamış. Ve zirve yolunda beklentisi olduğunu söylemiş. Avrupa'daki zirve yolunda Kastamonu Belediyespor'da başarılar dilemiş. Biz Günal Ensari hocama ben buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten kilometrelerce öteden Türk handbolu için çarpan bir kentin, kalbi çarpan bir kente böylesine bir destek vermesi çok önemli. Hem de Türkiye Handbol Federasyonu'nun eski başkanı olarak bunları ifade etmesi çok önemli. Bir de bizim içimizde var Serkan. Handbol tırnak içerisinde entelektüeli diyeceğimiz, handbola emek verici diyeceğimiz. Tabii ki Kastamonu'da bir takımla şampiyon olup da Rize Spor formasıyla şampiyonluk açıklamasına çıkan bir noktada bir kişiden bahsedeceğim. Ve tabii ki o değil, sadece o zihniyete yönelteceğim oklarımı. Yani Kastamonu Belediyespor bir yerde takılsa da, eleştiri oklarını biz yönelsek de diye bekleyip Kastamonu Belediyespor galip geldiğinde tebrik etmekten imtina eden bir yapının Kastamonu'da maalesef olduğunu görüyoruz. Sürekli ben de yayınlarda söylüyorum, sen de söylüyorsun. Yani bu takımın bütçesiyle ilgili yorumlar, şunlar bunlar. Ya arkadaşım, o zaman Vestel'i, Tebi, Atlas Global'i, Gün Medya'yı sen de sponsor ol, sen de yap git takımını kur, çık oyna diyoruz. Kulübün de muhasebesini tutma diyoruz ama hala bu eleştiriler ufak da olsa çatlak çatlak geliyor. Yani bu Kastamonu'da yaşayıp, Kastamonu'nun ekmeğini yiyip, Kastamonu'nun suyunu içen, Kastamonu'da sosyal çevresini oluşturan ve Kastamonu'daki handbolun onu yükselttiği, onun da Kastamonu'daki handbolu yükselttiği bir ortamda böylesine bir tutumu nasıl buluyorsun? Ya şimdi bunu iki noktadan değerlendirmek istiyorum ben. Birinci noktası, eleştiri her zaman olumlu olması, yapıcı olması kaydıyla gerekli olduğunu düşünüyorum ben. İkinci nokta ise en önemli, bu yazıda, okuduğumuz yazıda da en önemli nokta, küçük düşünmenin ne kadar yanlış olduğunu buradan ifade etmek istiyorum ben. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla handball'un gelişmesi, handball'un Kastamonu'da gelişmesi, handball'un Türkiye'de gelişmesi açısından bir beklentilerin olmadığını görüyorum o yazıyı yazan handball duayeni abimizin diyelim. Çünkü onların bence düşüncesi, handball'un gelişmesi, handball'un daha kitlelere yayılmasından ziyade küçük olsun bizim olsun zihniyetiyle hareket ettiklerini düşünüyorum ben. Çünkü Kastamonu Belediyespor olsun, bugün mücadele ettiği ligde ortaya bir vizyon koyan, kendi yetiştirdiği sporcularla Süper Lig'e artık çıktığını düşünürsek, Araç Belediyespor'un, handball'un geliştiği bir ortamda bu yapıda kendileri yer alamayacakları için yapının yükselmesinden rahatsız olmaları bence onlar açısından bakıldığı zaman normal. Çünkü onlar bakıyorlar Kastamonu Belediyespor, Araç Belediyespor'a. Bu kadar gelişen bir handball ortamında biz bu yapı içerisinde kendimize yer bulamayız. Biz bunu aşağı çekelim, bizim seviyemize insin handball, gelişmesin, daha büyük kitlelere hitap etmesin, Avrupa'dan hocalar gelmesin, oyuncular gelmesin, sponsorlar, büyük sponsorlara ihtiyaç yok.
Biz kendi içimizde yine 40 yıl önce nasıl Kastamonu'da handbol oynanıyorsa, Türkiye'de handbol oynanıyorsa, yani bugün sokaktan çevirdiğiniz zaman iki kişiden birine sorsanız bütün herkes Kastamonu Belediyespor'u tanır. Handbol adını bir yorumu vardır mutlaka. Ancak bu insanlar bunun gelişmesini istemiyor bence. Bu zihniyet çok yanlış olarak görüyorum ben. Eğer ortaya bir eleştiri koyacaksanız handbolun gelişmesi açısından, ama yapıcı olmak kaydıyla, gelin istediğinizi söyleyin, yönetime fikirlerinizi belirtin. Ancak bunların kesinlikle ve kesinlikle yapıcı olması gerekiyor bence. Burada Kastamonu Belediyespor açısından ben başarının sadece kupa kazanmak, üst sıralara yükselmek olmadığını söylemiştim. Yine aynı şeyi belirtmek istiyorum ben. Şu an baktığımız noktada takımın herhangi bir sporcusuna borcu yok benim bildiğim kadarıyla. Birikmiş iş adamlarının olsun veya bir borç içinde bir camia değil Kastamonu Belediyespor. Yakaladığı sponsorluk anlaşmalarıyla, oluşturduğu bütçeyle kendi ayağını tabiri caizse yorganına göre uzatan bir takım, bir camia. Şimdi burada her yıl Avrupa kupalarında mücadele eden bir camiayı eleştirmek bence biraz basitlik oluyor gerçekten. Ve bunu Kastamonu içerisinde yaşayan, senin de dediğin gibi handboldan ekmek kazanan insanların yapması daha da üzücü bir durum. Kastamonu Belediyespor her sezon Avrupa'da mücadele etmeye devam ettikçe onların sesi daha fazla çıkacak. Bir de Serkan, biz öyle bir konumdayız ki ne söylersek bir başka kişi tarafından eleştiriliyoruz. Yani sevinmiyoruz. Kesinlikle. Şimdi telefon ediliyor. Kişi ismi vermeyeceğim ona. Diyor ki ya işte siz eleştiriyor musunuz? Ben de diyorum ki ya siz gazete okuyor musunuz? Ya siz programı izliyor musunuz? Bunu ne hakla bana söylüyorsunuz? Yani ben bugün seninle eski programlarımızdan bir sürü kayıt çıkartırım. Ben bugün gazete arşivinden bir sürü kayıt çıkartırım. Eleştirilerimize not düşmüş. Bu tarihtir. Tarihi yanıltamayız. Tarih zaten biz yanılsak da gerçekleriyle gün yüzüne çıkacaktır. Elbette senin dediğin gibi olumlu eleştiriler yapılması doğaldır. Ancak burada kulüp başkanı, bu kulübe destek verenler, sponsorlar, bugün Helle Thompson'ı Türkiye'ye getirdiyse kötü olsun diye mi getirmiş? Bugün Amanda Kurtoviç'i takıma kazandırdıysa kötü olsun diye mi kazandırmış? Yani ne bu hasımane tavır, anlamış değilim gerçek anlamda. Ya şimdi bu sporda zaten bütçeyi oluşturdum, takımı kurdum, hadi kupayı alalım. Böyle bir dünya yok gerçekten. Buradaki önemli olan nokta Kastamonu Belediyespor uzun yıllardır Avrupa arenalarında mücadele eden bir takım. Kupa, bir yıl kupayı kazanıp ondan sonra bu arenadan silinmektense ben uzun yıllar gruplarda, biz bu sezon gruplarda elenmiş olabiliriz. Önümüzdeki yıl gruplardan çıkarız. Yarı final oynar belki Kastamonu Belediyespor. Bir sonraki sezon çeyrek final oynarız. Yani bu illa bu sezon yarı final oynadık, seneye şampiyon olacağız diye bir kaydı yok. Buralarda mücadele etmesi, Kastamonu ismini oralarda duyurması bence kupayı kazanmasından daha önemli bir durum. Bu isteğini, bu arzusunu kaybetmemesi durumunda eninde sonunda Kastamonu Belediyespor'un Avrupa'da ses getirecek başarıları imza atacağını düşünüyorum ben. Bir de Helle Thompson konusunda maçtan sonra özellikle bizim sessiz kaldığımızı söylemişler Serkan. İlk eleştiriyi getiren, ilk gündeme getiren burada biziz bunu. Kesinlikle. Bir diğer noktada o toplantıdaki ses kaydıyla alakalı. O toplantıda Helle Thompson'a toplantının sonunda toplantı, basın toplantısı bittikten sonra off the record demişlerdir. Kayıtları kapatıyoruz demişlerdir ve kaydı kapatmışlardır. Burada bitmiştir bu olay. Hı hı. Ya şimdi burada kayıtlar kapandıktan sonra eğer konuştuğun kişiye ben kaydı kapatıyorum, off the record konuşacağız dedikten sonra kayıt alınması zaten etik kurallarına uyuşmayan bir durum. Şimdi Helle Thompson'ın orada söylediği sözlerin, ben şunu söylemiştim burada. Kastamonu Belediyespor gibi bir camianın baş antrenörüne yakıştıramadım. Hı hı. Bunlar söylenmemesi gereken sözlerdi dedik. İkimiz de burada eleştirimizi ilettik kendisine. Söylemden öte tavır. Tavır. Söylem çok yakıştı. Böyle ekstrem bir söylem. Hı hı. Ya sporun içerisinde her zaman kullanılan kelimeler var. Hı hı. Bugün buradan oturan telefonda ben sana onlarca hatta yüzlerce örnek gösterebilirim benzer durumlar. Ancak o tavır Kastamonu Belediyespor gibi bir camianın antrenörüne yakışmadığını söyledik biz burada. Yine aynı noktadayım. Ancak bunu da çok fazla büyütmenin, kulübe zarar verici noktalara çekmenin doğru olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü artık hadi hocayı gönderin, bize böyle bir tavır sergilediği için Kastamonu Belediyespor tavır alsın, antrenörünü göndersin diyenler var. Bunlara da şunu söylemek istiyorum ben. Sadece handbolda değil bütün spor branşlarında isim
antrenörler, isim sporcular getiriyorsanız bunların imzaladığınız sözleşmeler çok bağlayıcı oluyor bazen. Kulübün menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa ben yönetimin o tarz adımlar atacağını düşünüyorum. Bu zamana kadar olduğu kesinlikle. Gibi. Yani bu işi çok fazla sulandırmanın, artık takım üzerinden spekülasyon yaratmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Kastamonu Belediyespor'a ben yine söylüyorum buradan, başarılıdır diyebilir miyiz bu sezon için? Değildir bence. Başarılı olmamıştır ama bu demek olmuyor, demek değil ki. Ama başarıyı istemedi de diyemezsin. Evet, onu diyorum. Başarıyı istemedik değil. Veyahut da bir daha başarılı olamadık, artık bu yatırımı yapmayalım. Bak mesela böylesine önemli bir kritik maçta 3. kalecinin oyuna dahil edilmesi yine akla ve mantığa zarar bir yorumdan emin. Ya bu takımın içinde misin? Bu takımdaki oyuncu sakat mı? Niye 3. kaleci almış? Ya bunu bir sor. Cevabını al, tatmin etmezse yaz. Anlayabilmek mümkün değil. İnsanın aklına başka şeyler geliyor. Ne geliyor yani insanın aklına? Ya şimdi ne gelmesi istiyorlar? Bu kadar yatırımı kendileri söylüyorlar. Kastamonu Belediyespor çok büyük yatırım yapıyor handbola. Bu kadar, hatta kendi diyorlar ki bu kadar yatırıma gerek yok tırnak içerisinde. Bu kadar yatırım yapan bir camia acaba Avrupa'da biz gruplardan çıkmayalım diye mi bunları yaptı? Bunu mu söylemek istiyorlar? Gerçekten ne söylemek istiyorlarsa açık açık yazarlarsa. Zaten çoğu şeyde lig bitince konuşacağım demiş. Lig bitmesini ve konuşmasını dört gözle bekliyorum. Ben de bekliyorum.